Hazır mıyız? Hazırsak. Emre Bey bize 19. yüzyıl Osmanlı Buhar Nakliyat Ağı'nda yabancı kumpanyalar, kaynaklar ve problemler başlıklı konuşmasını yapacak. Öncelikle herkese saygılarımı sunuyorum. Ben bugün burada söyleyeceğim bütün sözler sadece ve sadece yabancı buharlı kumpanyaların üzerine, Türk buharlı kumpanyaların üzerine hiçbir şey söylemiyorum. Bugün ufak bir buharlı üzerine girizgah yapmak istiyorum. Çok kısaca Osmanlı neden buharlı dönemine geç kaldığını ifade etmesi bakımından. Şimdi buhar makinesiyle ilgili Batılılarda ilk düşünce M.Ö. 2. yüzyılda ortaya atılmış. Tabii çok ilkel olmakla beraber çizimleri vesairesi yapılmış. Ve o dönemden itibaren çeşitli kereler kendi giden gemiler üretmek için fikirler de oluşturmuşlar makineden bağımsız olarak. 17. yüzyılda ise buhar makinesiyle ilgili ilk çalışmalar başarılı bir şekilde her ne kadar zaman zaman patlasa da çok yakıt tüketse de uygulanmış. Hemen bunun bir yüzyılda 18. yüzyılda da bu makinenin deniz araçları uygulanmasına geçirilmiş, çalışılmış ve başarılı da olunmuş. Yüzdürme bakımından başarılı olunmuş ama ticari anlamda bir başarının elde edilebilmesi ancak 19. yüzyılın başında Robert Fulton'ın Hudson Bay'in 1820'de yaptığı denemeden sonra gerçekleşecek ve bundan sonra gelişme çok hızlı bir şekilde olacak. Her 10 yılda bir, 19. yüzyıl boyunca aşamalar kaydedilecek ama buharların ilk dönemine dikkat çekmek istiyorum. İlk dönemdeki, 30 yıllık dönemdeki buharların %90'ı makineler, çarklar, mürettebatın kalacağı yerler, mürettebatı kendisi ve yakıtla doluyor. Dolayısıyla sadece %10'luk bir kapasite yük ve yolcu taşımak için kullanılabiliyordu. Yükten yolcudan kastettiğimizde şu, stratejik belli başlı hafif ürünler, bilhassa bilgi yani posta. Yolcudan bahsettiğimizde işte bugün uzay seyahatine çıkan macera karakteri zenginler gibi o deneyimi yaşamak isteyen vatandaşlar uzunca bir süre 1807'den sonra 1817'lere kadar bu şekilde ve nehirlerde başlıyor aslında buharların serüveni. Nehirlerde bir süre devam ettikten sonra denizlere de açılıyor. Yani şöyle ufak bir istatistik vereyim ve konuyu kapatayım. 1831 yılında dünyadaki toplam buharlı tonajı 33 ton. 1876 yılında ise 103 kat artmış oluyor 45 yıl sonra ve 3,5 milyon tona yaklaşıyor buharlı tonajı. Ve bu gelişme yaşanırken bir yandan toplam tonaj artarken gemilerin bireysel tonajı da artıyor, hızları artıyor ve ucuzluyor gemiler. Hem yakıt tüketimleri azalıyor hem de bir yerden bir yere gidişteki süreçleri azalıyor. Bu bahsedilen süreçlerin hiçbirini geliştirmesinde Osmanlı'nın bir payı yok. Bunları tamamen dışında kalıyor. Aslında 1820'lerde önce Mısır'da, daha sonra İzmir Limanı'nda, en son olarak İstanbul Limanı'nda bir buharlı görünüyor. 1828'de Osmanlılar bir buharla satın alıyorlar. Ama bu ilk etapta oyuncak kullanılıyor. İşte saltanat mensupları bir yerden bir yere gitmek için kullanıyorlar. Bununla ilgili bir düşünce başta geliştirilmiyor. Mısır örneğine bakılana kadar. Ve örgütlü yapı da ancak yabancı buharlı kumpanyaların 1830'ların ikinci yarısında Osmanlı limanlarında görülmesinden sonra 1840'larda başlıyor. Ve şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman Osmanlı'nın teknolojisini üreten kanatta olmadığı için buharlar konusunda yeterli parayı ayırt ediyor. Şimdi donanmanın 19. yüzyılın ikinci yarısındaki gelişimiyle ilgili, gelişememesiyle, çok para harcanmasına rağmen gelişememesiyle ilgili konuşuyoruz. Şimdi ben mesela Avusturya Deutsch Buharlı Kumpanyası üzerine tamamladığım çalışmamı 1830'ların ikinci yarısında kuruluyor. 1840'da bir filosu var. 1850'de bu filonun %85'i değişiyor. 1860'da %100'ü değişiyor. 1870'de %60'ı değişiyor. 1880'de %100'ü değişiyor.
1890'da tekrar bir yarısı daha değişiyor. Ve her 10 yılda bir tamamen makineleriyle vesairesi güncellemek zorunda. Çünkü rekabetin içerisinde kalmak durumunda. İşte bu peki güncelledikleri gemiler nereye gidiyor? Onlar da Osmanlı gibi bu teknolojiyi dışarıdan satın alan devletlere aktarılıyor. Ve şöyle ortalama bir istatistik de tam anlamıyla bir hesaplama yok ama Osmanlı'nın toplam deniz nakliyat trafiğinde yabancı buharlı kumpanyaların payı %50'ye yakın hem uluslararası nakliyatta, üstelik de bunlar Osmanlı kendi limanları arasında da taşımacılık yapıyorlar. Dolayısıyla Osmanlı'nın gerek sivil nakliyatını, gerekse belli kalemlerdeki devlet nakliyatını ortaya koyabilmemiz için buharlı nakliyat kumpanyalarını mutlaka araştırmamız ve ortaya çıkarmamız lazım. Ben öncelikle bu hangi buharlı kumpanyaları vardı, onlardan bahsetmeye çalışacağım. En önemlilerini sadece burada zikredeceğim ama ileri ufaklı onlarca buharlı kumpanyası olduğu gibi de tüccar vapuru tabir ettiğimiz bir kişiye ait bir buharlı, iki buharlı gibi çok yüksek sayıda buharlı da Osmanlı limanlarına gidip geliyor farklı bandıralarla. İlki Avusturyalılara ait Lloyd Buharlı Kumpanyası, düzenli seferleri Osmanlı limanlarına ilk başlatan. Bir diğeri Fransızların Messager Maritim Kumpanyası, 1850'lerde geliyor. Bir diğeri Rusların Odessa diğerinden Rus Buharlı Nakliyat Kumpanyası. İngilizlerin meşhur Peninsular Oriental Kumpanyası çok kısa bir sürede olsa gidip geliyor. Daha ziyade Anadolu limanlarındaki faaliyeti İngilizlerin Belzey Jaminör Kumpanyası yürütüyor. Macarların bir Adria Kumpanyası var. Bunun haricinde esasen Osmanlı bandırasını bulup da daha sonra bandıra değiştiren ve yabancı kumpanyaya giren kumpanyalar var. İşte Hıdiviye Kumpanyası bunun en net örneği. İngiliz bandırası devam edecek hayatına. Nehirlerde hayatiyetini sürdüren kumpanyalar var. Mesela bir tanesi Tuna üzerinde, Avusturya Tuna Buharlı Kumpanyası. Onunla ilgili bir nehirler görürsen kurucumda bildiri sunmuştum. Şahin Hoca'ya basarsa umarım ulaşabileceğiz de. Fırat Dicle üzerinde Linç şirketi var. Onların ekonominin yanında siyasi bir faaliyetleri de var. Yani var oldu var, daha fazla bu bahsi uzatmak istemiyorum. Bunların araştırma metodolojisine hemen geçmeye çalışacağım. Ben şimdi ilk etapta araştırmaların, yapılmış olan araştırmaların geçmişinden bahsedersem, şimdi bunlar uzun soluklu yüksek cirolu şirketler, dolayısıyla zaman zaman prestijlerini ifade etmek için ısmarlama tarihler yazdırıyorlar. Ve ilk başvuru kaynaklarımız da bunlar oluyor. Kaynaklardan daha detaylı sonra bahsederken bunları kullanmakta dikkat edecek hususlardan söz edeceğim. 20. yüzyılda ise modern tarihçilik metotlarıyla yabancı araştırmacılar çeşitli monografiler kaleme alıyorlar. Ben 3 tanesini sadece ismini Türkçe olarak zikretmeye çalışayım. Bir tanesi Peninsular Oriental üzerine Freda Hartwig tarafından 2006'da yayınlanan Emperyalizmin Bayrak Gemileri, Peninsular Oriental şirketi ve İmparatorluğun 1867'ye kadar ki siyaseti başlıklı çalışma. Bir diğeri Avusturya Doğut üzerine, önce doktora tezi olarak 1975'te Ronald E. Kunz tarafından basılan Vapurlar, Devlet Adamları ve Bürokratlar Avusturya Doğut Buharlı Kumpanyası karşısında Avusturya'nın siyaseti 1838-1848 başlığını taşıyor. Ve Messageri Maritim üzerine de Fransa'nın en mühim navigasyon şirketi Messageri Maritim 1851-1894 başlıklı François Coignes tarafından yapılan bir detaylı bir çalışma mevcut. Türkçe'de ise Türk kumpanyaları üzerine yapılmış çalışmalar olmakla beraber işte ilk akla gelenler, Alaaddin Hoca'nın Haliç Vapurları, Nübahat Hoca'nın İzmir Körfezi'ndeki Hamidiye Vapurları gibi çalışmalar ama yabancı kumpanyalar üzerine çok nadir çalışmalar var. İlk bir yabancı kumpanya sayabilirsek eğer 2003'te danışmanın İlhan II tarafından yayınlanan Hacı David Vapur Kumpanyası ve Amerikan boyutu başlığını taşıyor. Bu Hacı Davutken daha sonra çeşitli imkanlardan faydalanmak için bandırasını değiştiriyor. Amerikan bandırasına geçiyor. Onun hikayesi anlatılıyor. Yine İlhan II tarafından 2006'da Kevikeş'le
yabancı yolculuk kumpanyaları ve imajları hakkında başlıklı bir makale yayınlandı. Bu makale daha ziyade Osmanlı eğitimi ve devlet adamının limanlarına gelip giden yabancı vapur kumpanyalarına bakışını ele alıyor. Aynı yıl içerisinde Tanju Demir'in sıklıkla refere edilen Osmanlı İmparatorluğu'nda deniz posta taşımacılığı ve vapur kumpanyaları başlıklı bir makalesi daha yayınlandı. Ondan sonra monografik boyutta zannedersem bir plan çalışma tarafından 2013 yılında tamamlanan doktora tezi çalışması Avusturya Deutsche Vapur Kumpanyası'nın Osmanlı liselerindeki faaliyetleri başlığı taşıyor. Hemen benim ardından kıymetli dostum Süleyman Uygun, Mesajeri Maritim Kumpanyası ve Osmanlı Devleti'nin Fransız Sömürgeciliği 1851-1914 başlıklı doktora tezini başarıyla savundu. Ve geçen hafta da Ankara'dan güzel bir haber aldık. Mesut Hörgülak dostumuz Odessa Kumpanyası ve Osmanlı-Rus ticareti başlıklı bir doktora tezi çalışmasına başladığını ilan etti. Şimdi yabancı buharlı kumpanyaların çalışmasına başlarken benim naçizane tavsiyem önce yabancı kaynakların taranması. Çünkü bizim arşivdeki belge özetleri okunduktan sonra çok fazla sayıda daha sonra kullanmayacağımız belgeleri aldığımızı fark ettik. Oysa ki yapılmış yabancı çalışmalardan ve yabancı arşivlerdeki belgelerin toplanmasının ardından bu işi gelişseydik Osmanlı arşivindeki çalışmamızı daha kısa sürede tamamlayabilecektik. Ama şunu söylemek lazım. Yabancı kaynaklar, yabancı arşivler ve Osmanlı arşivindeki bilgiler birbirlerini tamamlayıcı bir nitelikte. Bu yüzden daha ferah bir çalışma, tekrara kaçmayan ferah bir çalışma yapma imkanı sunuyor. Yabancı vapur kumpanyaları çok fazla konuya temas ediyorlar. Dolayısıyla Osmanlı arşivinde çok farklı sayıda tasnifte karşımıza çıkıyorlar ama tahmin edileceği üzere en mühimi hariciye tasnifi altındaki konular ve Yıldız tasnifinde de bunların zararlı faaliyetleriyle ilgili çok fazla sayıda belgeye ulaşmak ve doyurucu belgeye ulaşmak mümkün. Bu yüzden dün Mübarek Hoca da uyarmıştı. Bu en azından bu konuları çalışacak olan arkadaşlar hariciye ve Yıldız konunun kelime tabanlı taramayla değil de tüm kataloğu tarayarak göz atarlarsa daha faydalı olacaktır. Çünkü ben Deutsche Kumpanyası'nın özetlerde 9 farklı yazılışını tespit ettim. Lloyd ile başladı, Bebit'e kadar gitti. Daha da ötesi kumpanyaların birbiriyle karıştığını fark ettim. Hiç kumpanya ismi anılmadan kumpanyadan bahsedilen çok fazla sayıda örneğe rastladım arşivde. Bir diğer kaynak, ben üzülerek söylüyorum, çok istediğim ölçüde yararlanamadım Beşiktaş Deniz Müzesi arşivinden. Çünkü defter taramak konusunda bazı sıkıntılarla karşılaştım. İki defter tarayabildim. Buradaki aldığımız güzel haberlerden sonra o eksikliğini inşallah yayın aşamasında tamamlayacağımı düşünüyorum. Yabancı arşivlerden bahsetmemiştim. Hangi kumpanya araştıracaksa o devletin arşivleri mutlaka bakılacak. Hepsini tek tek sayamayacağız burada ama bize asıl hizmet veren ilgili devletin konsolosluk raporları oluyor. Burada benim görebildiklerim arasında mesela Avusturya konsolosluk raporları daha ziyade diplomatik hususları konu ediniyor. İngiliz konsolosluk raporları hepsinin içerisinde çok daha bütünlüklü. Çünkü mesela Fransızlar kendilerinden bahsediyorlar. Diğer devletlerin faaliyetini, diğer devlet kumpanyalarının faaliyetlerini çok fazla süren bir şekilde aktarmıyorlar. İngilizler kendi faaliyetlerini diğer devletlerle karşılaştırmalı bir şekilde raporlarına yansıtıyorlar. Daha bütünlüklü oluyor. Konsolos raporları sıklıkla kullanılan kaynaklar olduğu için onların detayına burada konuşmada girmeyeceğim ama bizi çok ilgilendiren, mutlaka görülmesi gerektiğini söyleyeceğim ama benim çeşitli sebeplerle göremediğim acente raporları var. Şimdi bu yabancı kumpanyalar her neredeyse gittikleri burada liman kentinde bir acente istihdam ediyorlar. Mesela Avusturya örneğinde istihdam edilen acenteler aynı zamanda Lloyd'un postane memuru olarak görev yapıyor. Aynı zamanda
Fani Avusturya Konsolosu olarak görev yapıyor. Ve bu acenteler aylık raporlar gönderiyorlar merkeze. Bu raporlar çok detaylı. Yani şöyle söyleyeyim. İşte pamuk nasıl geldi? İşte balyayla mı geldi? Farklı bir yöntemle mi geldi? Farklı yöntemle gelen pamukları ayrı bir şekilde ifade ediyor. Çin pamuğu, han pamuğu vesaireyi ayrı şekilde ifade ediyor. Hepsinin tonajlarını tek tek yazıyor. Bunun yanında acentenin muhatap olduğu iki durumlarla ilgili çeşitli yorumlarda bulunuyor. Akıl danışıyor merkeze. Neler yaptığını detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu yüzden çok mümin bir kaynak. Ben üzülerek kullanamamın sebebini de söyleyeyim. Çalıştığım şirket 2007 yılında bir şirket evliliği gerçekleştirdi ve Koreli Evergreen şirketiyle birleşti. Bunlarla ben hiçbir şekilde kimseden bir muhatap bulamadım. Şirketin acente raporları da Trieste'de Palazzo del Doi denilen bir binada bulunuyor. Bu bina 2008 yılında tadilata girmiş. Onu da tesadüfen bu şirketin raporlarında kaptanlık yapan bir vatandaşın forumundan öğrendim, internette bir forumda. Çünkü hiç kimseden cevap alamadım, yani nerede olduğunu bulamadım. En son 5 ay önce bakmıştım, hala tadilat bitmemişti. Türk işi tadilat yapıyorlar anladığım kadarıyla. Bunu da takip etmeye devam ediyorum. Ama Fransız şirketi çalışacak olanlar için çok güzel bir arşiv vardı. Güneş Bey Fransız arşivlerinden bahsetti. Bu sadece bizim alanı ilgilendiren bir arşiv. Fransız Hatları Arşivi diye geçiyor Havre kentinde. Ve hasaten Mesajeri tarafından finanse edilen bir arşiv. Yani özel bir şekilde finanse ediliyor. Çalışma koşulları çok rahat. Acente raporları var burada. Şirketin devletle olan yazışmaları var. Topladığı görseller var, mühim aldığı beratlar vesaireler var ve bunları alabilmek, edinebilmek de çok rahat. Bu arşivi özellikle şu an şunun için zikrediyorum, 19. yüzyılda, 19. yüzyılın hasreten ikinci yarısında liman kentlerinde çalışacak için ve çalışacak olan arşivler için de bulunmaz bir nimet, bulunmaz bir kaynak. O yüzden ismen de olsa yer etmesini isterim. Ben kalanını sorulara bırakayım. Aslında güçlüklerden bahsetmek istiyorum ama bizim alan çok yalnız, çok kalabalık olmak istiyoruz. Güçlükleri söylemeden insanları davet etmek istiyorum. Daha çok çalışacak gerçekten çok fazla sayıda şey var. Teşekkür ederim. Emre Bey'e teşekkürler. Evet, sorular için daha...